Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, AKP iktidara geldiği zaman hakim savcı sayısı 7500'dü. 3500 civarında hakimin emekli olduğu düşünüldüğünde şu anda 24.000 hakim savcı var. 5.000 hakim savcı ihraç ettiniz. Yani bu rakamlara göre bütün Cumhuriyet tarihindeki alınan hakim savcıların 6-7 katını siz atadınız. Peki değerli arkadaşlar, bu duruma nasıl gelindi? Bakın, şu anda bütün araştırmalar yargıya güvenin %20 olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı da %40. Yani Cumhur İttifakı'na oy verenlerin bile en az yarısı yargıya güvenmiyor. Bu yargıya güvenmeyen, sizler güvenmiyorsunuz, bizler, sade vatandaş nasıl güvensin, onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, 18 yılda Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar yargıya güven azaldı. Bakın, bütün Cumhuriyet tarihindeki en düşük oran şu anda. Niye yargı tek, niye? Çünkü yargı tek bir kişinin ağzına bakıyor, tek bir kişi yargının kararını veriyor. Einstein diyor ki değerli arkadaşlar, nedenleri değiştirmeden sonuçların değişeceğini beklemek budalalıktır diyor. Bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Yine çok önemli bir düşünür, bir aydın Victor Hugo diyor ki, bir ülkede yargılamaların adil olmasının yanında adil görünmesine sağlamanız lazım diyor. Değerli arkadaşlar, tüm yargıçlar, HSYK, Anayasa Mahkemesi bir kişiye bağlı. Tüm bunları sadece bir kişi atıyor. Allah aşkına, böyle bir yargıya güven olur mu? Bir siyasi partinin atadığı yargıya güven olur mu? İl başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, AKP üyeleri şu anda hakim savcı değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir de yandaş gazetelerden öğrendiğimiz yargıda bir kavga var. Yargı resmen parsel parsel bölüşülmüş durumda. Hak yolcular, menzilciler, İsmail Ağacılar, değerli arkadaşlar, korunan gizli FETÖ'cüler, tövbe etmişler, pelikancılar, avukatlar. Peki bunlardan bağımsız yargıçlarım değerli arkadaşlar. Bu ülkenin Adalet Bakanı kim? Hakimi kim? Savcısı kim? Cemaat liderleri, yanında iş tutanlar talimat veriyor. Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Oda TV'ye bir operasyon yapıldı. Barış Terkoğlu'na, Barış Pehlivan'a. Nasıl oldu? Bakın, 28 Şubat akşamı Ankara'yı parsel parsel parselleyen bir troll Oda TV'yi hedef aldı. Ardından 3 Mart akşamı bu trollün meşhur oğlu televizyon kanallarından hedef göstermeye devam etti. 4 Mart'ta gece yarısı Ersoy'da de operasyon çağrısı yaptı. Sabah Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Akşam üzeri Barış Terkoğlu ve Hülya Kılıç tutuklandı. Pelikancı Fatih Tezcan, Murat Eğireli ve Ağreli ve Yeniçağ'a hedef gösterdi. Pelikancı Hilal Kaplan, Yeniçağ'a yapılan saldırıya destek verdi. Pelikancı Ersoy'da de Soner Yalçın nerede tweet attı. Pelikancı Selman Öğüt bu topa girdi ve Yeniçağ'a hedef gösterdi. Ardından Murat Ağreli tutuklandı. Daha sonra Pelikancı Ersoy'da de Yeni Yaşam Gazetesi'ne hedef gösterdi. Yeni Yaşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve çalışanı tutuklandı. Değerli arkadaşlar, şimdi soralım. Savcı kim, hakim kim? Fatih Tezcan polis memuru. Hilal Kaplan emniyet müdürü. Ersoy Dede savcı. Cem Küçük sulh ceza hakimi. Bu pelikancılar AKP yönetimiyle birlikte bir şeye daha imza attılar. İlk kez tarihimizde silahsız bir darbe girişimi yaptılar. Ve seçilmiş başbakanı, %49'la seçilmiş başbakanı koltuğundan indirdiler değerli arkadaşlar. Böyle bir yargı düzeyiyle karşı karşıyayız. Şimdi elinize vicdanınıza koyun. Siz bu yargıya güvenir misiniz? Siz bu yargının aldığı kararlara saygı gösterir misiniz? Bir kez daha soralım. Değerli arkadaşlar, bir de son olarak sokağa çıkma yasağı var ki dünyaya rezil olduk biz. Hani diyorduk ya, çok iyi yönetiyoruz. Bunu çocuk yapmaz, 10 yaşındaki çocuk yapmaz. Kar topu ile uğraşıyorduk. Dün gece çığ oldu, çığ. Sokağa çıkma yasağını bilim kurulu haberi yok. Büyükşehir belediye başkanlarının haberi yok. İstanbul'u yöneten, Ankara'yı yöneten başkanların haberi yok. Ama fırıncılar odasına yarım saat önce haber veriliyor. Binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya geldik değerli arkadaşlar. Bu genelge sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü değerli arkadaşlar. Peki sevgili milletvekilleri, bu genelgeyi yazan, bu genelgeyi gönderen İçişleri Bakanı
normalde ne yapıyor? Ben size söyleyeyim. Hiçbir vicdanın ahlakı kabul etmeyeceği, hiçbir vicdanlı siyasetçinin yapmayacağı bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Tamam başkanım. CHP'li belediyelerin yardımları, ekmekleri dağıtmasını önlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün Muratpaşa'da, dün Eskişehir'de Odun Pazarı'nda fakir fukaraya aş veren, ekmek veren aş evlerinin hesaplarını kapatıyor, blok ediyor. Böyle rezillik, kepazelik olmaz. Ne yapıyor? CHP'li belediyelerin dağıtmaya çalıştığı ekmeği önlemeye çalışıyor. Bu krizde Cumhuriyet Halk Partili her bir belediye başkanını kutluyorum. İyi ki onlar var. Kriz nasıl yönetilir? Yardım nasıl dağıtılır? Size gösterdiler. Laf atmayın. Laf atmayın. Bu vicdansızlıktır. Bunu savunmak da vicdansızlıktır. Bunu savunmak da vicdansızlıktır. Sen belediye başkanı yapmış adamsın. Bu nasıl savunur? Değerli arkadaşlar. Sayın Şeker. Bu troll başka ne yapıyor? Tweet adamları tutukluyor. Başka ne yapıyor? Sosyal medyadan paylaşım yapanları tutukluyor. Onları yapacağına adam gibi genelge yap. Dünyaya rezil etme bizi. Dün akşam bütün sokaklar insan doluydu. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulumuzu saygıyla selamlarım. Sözlerimin başında hemen belirtmeliyim ki çok çok üzgünüm. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, geçmişte ülkeye hizmet etmiş büyüklerimiz adına, gelecek nesiller adına çok üzgünüm. Ülkeyi bu kadar kötü yönetebilen bir anlayışın, senelerdir seçim kazanma taktikleri ve maharetleriyle geçmiş birikimleri, gelenekleri, değerleri, inançları hoyratça harcayıp geleceğe ve bizlere gerek sosyal, gerek kültürel, gerek maddi, gerekse manevi çöküntüye uğratılmış bir miras bırakacakları için çok üzgünüm. Devletler tarihte zaman zaman böyle dönemler yaşamıştır. Kimi devletler zor toparlanmış, kimisi daha kolay altından kalkmış. Biz de Allah'ın izniyle milletimizin irfanı, feraseti, AK Parti iktidarının hiç tahammül göstermediği, fırsat vermediği, iyi yetişmiş, bilgili, tecrübeli genç insanlarımızla birlikte geride bırakılan bu yükü şerefle, onurla kaldırırız. Görevimiz bu. Fakat neden böyle oldu? Gerek var mıydı? 19 sene iktidar olmak kime nasip olmuş? Neden kıymeti bilinmedi? Geride kalan 19 senenin perişan olan ekonominin, tarımın, eğitim sisteminin, adalet sisteminin, bürokrasinin, dış politikanın hesabı nasıl verilecek? Bugünlerde Suriyelilerden bahseden var mı? Ben duymuyorum. Bugünlerde S-400'lerden bahseden var mı? Onu da duymuyorum. Fakat ne hazin ki Kanal İstanbul'dan bahsedilebiliyor. Altyapıları hazır fuar alanları, kocaman havalimanları varken tanıdık müteahhitlere yeşil alanda hastane yaptırmak konuşulabiliyor. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardımların, deniz fenerinin, işsizlik fonunun, ilahiyat ihtiyat akçesinin, deprem vergilerinin nereye harcandığına dair hesap verilmeden, vatandaşımıza hiç sıkılmadan IBAN numarası verilebiliyor. Milli tasarruf için bile itibardan hala tasarruf edilmezken, saray için lüks araba ihaleleri açılabiliyor. Afrika Kalkınma Bankası'na 25 milyar lira böyle bir zamanda gönderilebiliyor. Çok değerli AK Parti milletvekilleri, bizim kimseyle düşmanlığımız yok. Bizim İyi Parti olarak meselemiz sizler, partiniz, siyasi kimlikler değil. Dünkü konuşmamda da ifade ettiğim gibi, tam da bu sergilenen anlayış ile mücadelemiz. Ülkemizin üstüne gölgesi düşmüş bu fena anlayışınız. Her günün bir gecesi, her gecenin güneş doğan bir sabahı var. Milletimiz endişe etmesin lütfen. O güneş doğacak. Kalkınmacı, milliyetçi, demokrat, iyi yetişmiş, vatanperver kadrolara sahip İyi Parti olarak biz göreve talibiz. Yaşadığımız sokağa çıkma yasağı skandalına gelirsek. Dediğim gibi tam bir skandal. Öyle bir skandal ki AK Parti'nin devlet yönetme anlayışının bir yansıması adeta. AK Parti'nin Suriye krizi, FETÖ ve PKK ile girdiği lüzumsuz ve tehlikeli ilişkiler, S-400 meselesi, tarım, eğitim, dış politikadaki krizler ve skandallar ve bunlar ile bu sokağa çıkma yasağı skandal arasında hal, tavır, karar alma, bilgisizlik, öngörüsüzlük ve ciddiyetsizlikte hiçbir fark yok aslında. Tek fark sonuçlarının hissedilme süresinde. Dün verilen kararın ve politikanın sıkıntısı milletimiz tarafından birkaç dakikada hissedildi.
Diğer sorunlarda ise milletimiz alınan kararların, felaketlerin sonuçlarını daha uzun süre sonra görüyor, anlıyor, hissediyor ve hissedecek. Bu krizlerin yükünü de yine milletimiz ve gelecek nesiller omuzluyor ve omuzlayacak. Devlet kaos çıkarmaz. Devlet öngörüsü, tecrübesi, bilgisi, ciddiyetiyle kaos önler. Dün gece alınan kararın sonucu yalnızca birkaç dakika içinde yaşanan kaosla sınırlı değildir. Dün gecenin asıl büyük yansıması kahraman sağlık çalışanlarımızın, aziz milletimizin binbir fedakarlıkla alt etmeye çalıştığı günümüzün vebası koronayı belki de önü alınmaz hale getirmeniz oldu. Bundan sonraki hastaların, vefat edecek vatandaşlarımızın hesabını nasıl vereceksiniz? Değerli milletvekilleri, anlaşılıyor ki AK Parti yorgun. Yeni gelişen ülke ve dünya meseleleri için bilgisi, birikimi eksik. Bu ağır, mesuliyet isteyen, tecrübe, birikim, bilgi, ciddiyet isteyen yükü artık kaldıramıyor. Ülkemizin menfaatleri gereği doğru karar alma vakti artık hem iktidar hem de muhalefet için gelmiştir. Ülke hepimizin, ülkemizi korumalıyız. Allah'ın izniyle ebed müddet yaşayacak dediğimiz devletimizi daha fazla maceraya, riske atmamalıyız. Son günlerdeki aksamalar... Tamamlayın sözlerinizi. Son günlerdeki aksamalarda Sayın Bakanların açıklamalarından da anlıyoruz ki devlet tek sesli yeni sistemle çalışamıyor. Sağlıklı doğru kararları tek bir kişi zamanında alamıyor. Milletimizin bilgi birikimini, ferasetini yönetim sistemimize aktaramıyor. Bu yaşananlar tekrar gösteriyor ki sorumluluğu paylaştıran, adil, sigortaları bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletimizin iradesini hakkıyla yansıttığı iyileştirilmiş demokratik parlamenter sisteme daha geç olmadan geçmeliyiz. Bu niyetle yapılacak her türlü girişime milletimizin iyiliği için İyi Parti olarak destek vereceğimizi ifade eder. Genel Kurulu saygıyla selamlarım.